Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan ve sayıları önce 500 civarında olan eylemci burada pankartlar açıp çeşitli sloganlar atarak hem Taksim'deki gösterilere destek verdi hem de polisin sert müdahalesini ve hükümeti protesto etti. Bir ara sayıları bini aşan kalabalık daha sonra dağıldı. Ancak gece yarısına doğru sosyal paylaşım sitelerinden yapılan duyurularla aynı yerde yeniden toplanmaya başlanıldı. Saat 24'ten itibaren kalabalığın sayısı bir anda yaklaşık 4000'e ulaştı. Sık sık İstiklal Marşı ve 10. yıl marşını söyleyen kalabalıktaki bazı gruplar arasında AK Parti binasına yürümek konusunda tartışmalar yaşandı. O ana kadar çevrede sivillerin dışında resmi kıyafetli polise rastlanmadı. Kocaeli Üniversitesi'nin kent merkezinin yaklaşık 10 kilometre uzağında olan Umuttepe kampüsündeki yurtlarda kalan öğrencilerin de Cumhuriyet Parkı'na gelmek istedikleri ancak orada önlem alan polis ve özel güvenliklerin dışarı çıkmalarına izin vermediği anlaşıldı. Sabah saat 4 sıralarında ise kalabalık bir anda hareketlenerek Perşembe Pazarı mevkiinde D100 Karayolu kenarında bulunan AK Parti il binasını yürümek için harekete geçti. O ana kadar çevrede görünmeyen Çevik Kuvvet ve diğer polis ekipleri hem Hürriyet Caddesi'nde hem Dolphin AVM önündeki yolda ve AK Parti il binasının önünden geçen D100'e paralel yan yolda önlem aldı. Kalabalık birkaç noktada güvenlik güçleri barikatı aşmaya çalışırken polisin tazikli su ve biber gazı müdahalesiyle ortalık bir anda karıştı. Kalabalık yola çöp konteynerlarını devirerek polis araçlarının üzerlerine gelmesini engellemeye çalıştı. Ancak sık sık biber gazı sıkılması sonucu kalabalığın bir kısmı kent merkezine doğru çekilirken bir kısmı da D100'ün yan yolundan AK Parti il binasına gitmek istedi. Fakat burada da önlem alan polis göstericilerin geçişine izin vermedi. Atılan gaz bombalarından olayları heyecan içinde pencerelerinden izleyen vatandaşlar da etkilendi. Bu arada yakın mesafeden sıkılan gazdan etkilenen iki gazeteci de hastanelik oldu.
Olaylar saat 05.15 sıralarında tamamen durulurken ilk bilgilere göre polisin yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.